Dilem Köknar, 2015 yılından beridir MS yani multiple skleroz hastası. Tekrarlayan felçlerle ilerleyen bir hastalık. Bu amaçla bağışıklık sistemini baskılayıcı, kuvvetli ilaçlar kullanıyor. İlaçlara cevap vermeyen hastalık şu anda daha da ilerlemiş durumda ve zorlukla adım atabiliyor. Hatta merdiven çıkamayacak hale gelmiş durumda. Doktor raporlarına göre enfeksiyon riskine karşı korunması ve kalabalık ortamlardan uzak, son derece hijyenik ortamlarda yaşaması gerekiyor. İlerlemiş hastalığı sağlık kurulu raporlarıyla sabit olmasına rağmen ısrarla cezaevi koşullarında tutuklu olarak yargılanıyor. Ayça Gökçaylar, ilerlemiş beyin tümörü mevcut. 2003'ten bu yana aynı tümör nedeniyle 3 kez ameliyat oldu. Tekrar büyüyen beyin tümörü şu anda 2 santimetreden büyük. Tümör beyine ve önemli sinirlere baskı yapıyor. Bu nedenle şu anda yüzünde seyirmeler ve işitme kaybı gelişmiş durumda. Cezaevine girmeseydi tekrar ameliyat olacaktı. Cezaevinde alınan sağlık kurulu raporunda da bu ilerlemiş durum belgelenmiş olmasına rağmen yine de cezaevinde tutuklu bulunuyor. İsmail Hulusi Gökmenli. Operasyondan kısa süre önce beyninde anevrizma nedeniyle beyin kanaması geçirmişti. Aynı zamanda yüksek tansiyon hastası olduğu için beyin kanamasının tekrarlaması riski çok yüksek. Cezaevi tarafından sevk edildiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Bölümü tarafından tekrar beyin kanaması riski vardır, tedavisine aksatılmadan devam edilmesi gerekir raporu verildi. Buna rağmen hayati riski göz ardı ediliyor ve tutukluluğuna ısrarla devam ediliyor.